Burası Kuramaz Vadisi. Burası UNESCO tarafından dünya geçici miras listesine alınan bir yer. Arkamızda gördüğünüz taş ocağını görüyorsunuz. Hemen burada yeraltı şehrimiz var ve patlatılan molozlarla girişi kapatılmış. Ve burası aynı zamanda mera. Burası aynı zamanda su kaynaklarının olduğu yer. Bir kişi para kazanacak diye binlerce insan mağdur ediliyor. Buradaki insanlar vatanına, bayrağına bağlı olan insanlar. Ve buradaki gördüğünüz vatandaşlarımız da ellerine Türk bayraklarını almışlar. Toprağını koruma adına buradalar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bir kişi para kazanacak diye bu kadar insanı mağdur etmeyin. Burası dünya güzeli bir yer. Burası bir kültür şehri. Burada şehitlikler mezarlığımız var. Burada yeraltı şehirlerimiz var. Ve burası merası. Burası köylümüzün, vatandaşlarımızın geçim kaynağı. Bakın köyden geliyoruz, ceviz ağaçlarının kuruduğunu görüyoruz. Yazıktır, günahtır. Bir kişi para kazanacak diye bu kadar insanı mağdur etmeyin. Ve üstelik burası ÇED raporu alınmadan faaliyetine başlamış bir maden sahası. Ve burası yapılırken bu köylüye sorulmalıydı, buradaki vatandaşlarımıza sorulmalıydı. Ama hiçbir vatandaşımıza sorulmadan ve vatandaşlarımız biz istemiyoruz, biz evimize ekmek götürmek istiyoruz. Buradaki maden ocağı yüzünden bizim tarım alanımız bitiyor, bizim hayvancılığımız bitiyor ve bizim yeraltı şehrimiz kapanıyor. Ve burada, burasına daha çok değer vermesi gerekirken, burasını turizm açması gerekirken, yazıktır, günahtır bu maden sahalarının niye? Ve bir kişi para kazanacak diye görüyorsunuz bu kadar insan mağdur oluyor. Bu kadar insanı mağdur etmek kimin hakkına, kimin haddini? Ve muhtarlarımız konunun takipçisi ve birkaç köyümüz burada maden sahası istemiyor. Bakın siz de gidip görmüşsünüz, yeraltı şehrinin girişi kapatılmış, kapanmış. Günahtır, patlamadan dolayı kapatılmış. Ve burası tarihi bir yer. Burada tarih kokuyor. Söylediğim gibi burası tarım alanı olan bir yere ticaret alanı yapamazsınız. Sanayi alanı yapamazsınız. Bu bizim kanunumuzda var. Bu açıkça bir hukuksuzluk, kanunsuzluk. Kanunun ilgili maddesi der ki bir yer tarım alanıysa, bir yer mera ise siz orada sanayi alanı yapamazsınız der. İşte görüyorsunuz tarım alanının olduğu yere ÇED raporu alınmadan maden sahası yapılıyor. Ve Kuramaz Vadisi'ne yapılıyor. Dünya UNESCO tarafından dünya koruma listesine alınan bir yere maden sahası açılıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi bu insanlar? Elinde Türk bayrağı, atıyla burada vatandaşlarımız, çocuklarıyla burada. Biz Kuramaz Vadisi'ni korurken çocuklarımızın geleceğini korumak istiyoruz diyorlar. Burası atamızdan, dedemizden çocuklarımıza bir miras. Mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz diyorlar. Ve de yetkililere seslerini duyurmak istiyorlar. Devleti yönetenlerine seslerini duyurmak istiyorlar. Allah rızası için şu maden sahasını durdurun. Biz koyunlarımızı otlatalım, hayvanlarımızı otlatalım, tarımcılığımızı yapalım, vatanımıza, milletimize hizmet edelim diyorlar. Burada vatandaşlar da dinlersin. Zaten şu anda 10 tane ocak var burada. Şurada çeşmemiz var. Evet. Hayvanlarımızın tamam. Nereye gitsin hayvanlarımız? Öğlen.